aptalım. Olmayan bir şeyin nesini anlayacaksın Meltem? O kadar anlattım sana. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu gece bir tuhaflık vardı. Üçünüzle de. Hem sonra o kadın. Fatma Gülketancı'nın yengesiyim dedi. Babanla ne konuşmaya geldi? Allah'ım çıldıracağım ya. Kız kaybolduktan sonra yengesi aramaya çıkmış. E bizim de Kerim'in arkadaşları olduğumuzu biliyor. Lütfen duymak istemiyorum. Gelir birazdan. Ay. Sabahtan beri telefonlarımız susmak bilmedi. Haberi internette gören aradı, gören aradı. Yani ne kadar zor durumda kaldığımızı söylememe bile gerek yok. Böyle çirkin bir itham karşısında kendimizi ifade etmek zorunda kalmak da bizim için çok ağır. Ben bunları konuştuğumuza bile inanamıyorum. Aynen. Aynen. Bütün arkadaşlarıma rezil oldum. Magazin haberlerine kulaklarımı tıkadım. Gözlerimi kapadım. Yalanlarına inandırdım kendimi. Ama bununla nasıl baş edeceğimi bilmiyorum. Sana hiç yalan söylemedim ben de. Ne kadar tekzip edilirse edilsin, insanların hakkında hep bir soru işareti kalacak. Ya bugün bana en yakın arkadaşım ateş olmayan yerden duman çıkmaz gibilerinden laflar etti. Aa, başlayacağım ateşine de dumanına da. Çenelerini kapatmazsan daha çok laf işitirsin sen onlardan. Ya o kadar anlattım. Bu kadar mı güveniyorsun bana? Ha? Bana böyle bir şeyi yakıştırıyor musun sen? Meltem. O kız Kerim'in sevgilisiydi diyorum sana. Öyle olmasa evlenebilirler miydi? Ya Meltem. Bu babamı bitirmek isteyenlerin tezgahı. Bunu Kerim de biliyor, kasabadaki herkes de. Geldim baba. Hoş geldin canım. Reşat Bey bekliyordu. Merhaba. Merhabalar Turan abi. İnanın o kadar üzgünüm ki. Çok çirkin bir komployla karşı karşıyayız hepimiz. Ama daha fazla ileri gidemeyecekler. Tedbirimizi aldık. Çok geç Reşat Bey. Haber bütün büyük gazetelerin ilk baskılarında yerini almış bile. Gelir şimdi. Demek o kadar kötü görünüyorum ha? Cin çarpmışa döndün. Yo. Nasıl oldun? İyi. Amma dağıldım be oğlum. Hasır. Bir de sen başla. Zaten bütün gün kafamda Erdoğan dırdırdı. Tamam ya. Burak. Meltem'in yanında bir şey çaktırırsam fena olur. Bencillikten ölüyorsunuz ha.
Tamam abicim, tamam, uzatmayın ya. Buyurun Erdoğan Bey. Kolamın meyve suyu. Süt. Sen bana bir ılık süt getir ya. Bana her zamankinden ona da kola getir. Şimdi beyefendi sabahtan beri sağlıklı yaşadığı için düzeni bozmayalım. Leman Hanım'a söz verdi, değil mi? Evet. Anlattın mı herifin beni takip ettiğini? Ha evet ya, onu bir anlatsana. Nasıl oldu, nasıl fark ettin? Oğlum Meltem var, arkadaşları var. Kafede oturuyoruz. Şöyle bir gördüm, ondan sonra kayboldu gitti. Hayal görmüşsündür sen de. Valla. Korkularım bunlar. Kafanda yaratıyorsun hepsini. Gördüm. Sonra bir daha görmedin mi bütün gün? Yok abi, tırstım çıktım ondan sonra. Bütün gün etrafımı kolladım, yok. Vallahi Münir abi halledeceğim dedi. Halleder herhalde. Sen de rahat bir nefes aldın öyle mi? Abicim halleder adam ya, Allah Allah. O işini bilip. Ha, size göre avoş tabii. Adam gazetede beni gördü. Bütün öfkesi bana. Tamam sakin ol. Meltem geliyor. Oldu, bir de kafamın üzerine elma koyup adamın beni alnımdan vurmasını bekleyeyim öyle mi? Abicim kes ya. Dayın halledeceğim dedi işte. Halledecek. Sizi beklemiyorduk. Fazla özletmeyelim dedik. Ne haber Burak? İyi. Mükemmel hatta. Çok iyi. Nesi var bunun? Bir şey yok. Akşamdan kalma. Kafası güzel hala salağa. Kimi kandırıyorsun sen ya? Benimle dalga mı geçiyorsun? Gördüğüm siz yine bir derdiniz var. Yok bir şey aşkım. Nereden çıkarıyorsun ya? Ne zaman böyle kafa kafaya verseniz altından bir şey çıkıyor. Yine kötü bir sürprizle karşılaşmayayım da. Of Meltem yeter ya. Kapatmıştık be. Neyi erşeliyorsun hala? Ya ne oluyor be, yavaş ol. Abi sıkıldım, hep aynı konu ama ya. Tamam kızma. Tamam dedim. Vural, ne zaman gidiyorsun İngiltere'ye? Yakında. Çok yakında gidiyor İngiltere'ye kardeşim, değil mi? Bizim düğünümüzde orada olursan gelirsin artık. Tabii canım. Kesin geleceğim. Sizin en mutlu gününüz benim en mutlu günüm. Hop hop! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.